İşler nasıl? İşler iyi çok şükür. Sezonumuz bizim güzel gidiyor yaz aylarında. İyi inşallah. İyi. Kışa durgunlaşıyor ama. Yaz bitiyor. Yaz bitti evet. Yaz bittikten sonra yine normal tabii standartlı böyle. Hayır olsun inşallah. Peki hayırlı işler. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kiralar bazı yerlerde çok astronomik derecede arttı. Burada da öyle mi Çağatay? Evet, ben çalışırım. O konu hakkında çok bir bilgim yok. Yani kiranın ne olduğunu bilmiyorum. Kiranın ne olduğunu bilmiyorum ama tabii ki malum ev kiraları vesaireler uçtu gitti. İnşallah ev kira değil. Değil. Çok şükür değil. Yoksa siz daha zor olacağız. Peki. Evet. Aynı işte. Sizin... Oluyor Allah bereket etsin. Çok siz çok etkilenmemiş. Aynen. Yani. Peki hayırlı işler. Allah çok şükür. İşler nasıl? Çok şükür. Fena değil. Eski olmamıza rağmen iyiyiz yani burada. İyi. Çok şükür Allah. Aman aman iyi. Çok şükür. İnşallah sıkıntı çok uzun sürmez. Yani inşallah. Bir an önce geçsin. Genel bir şey var. Tabii genel bir sıkıntı var. Altın alım gücündeki düşüklükten dolayı esnafta bir durgunluk var. Hı-hı. Bazı sektörler iyi, tabii. Bazıları biraz daha fazla etkilenmiş. Aynen. Sizinki nasıl? Biz çok ağamşam etkilenmedik ama bu ara biraz tabii biraz etkilendik yani. Pandemide biz iyiydik yani. Evet. Bizi de aynı nasıl? Ne yaptınız? Bu otel, üst otel, altı kafeterya. Evet, otel mi kalktı? Evet, otel mi kalktı? Evet, otel mi kalktı? Siz çalışansınız? Ben çalışan mıyım? İşin nasıl? İyi, Allah aşkına. Yani 22-23'e kadar indiler, çok sevindik. Evet. Arefe'ydi, bayram olmadı. Gene 27 lira şu anda. 27. Hemen karşıda tabela gözüküyor başkanım. 27 lira. Takip etmeye artık yetişemiyoruz yani, gerçekten. Yapacak bir şey yok başkanım ya. Günlük değişiyor. Şey, i̇nşallah seçimde görüşürüz. Seçimde görüşürüz inşallah. Şimdi de taksiciler aynı zamanda bir şehrin basını gibi böyle aslında kulakları deliktir. Yani şikayet eden çok da... Şey anlamda, genel anlamda memleket meseleleri hemen pahalı. Taksiye binenlerin %80'i fiyat değişti mi diyor. Her gün ama bu yani. Fiyatınız değişti mi, fiyatınız değişti mi? Evet. Eskiden sormuyordu insanlar mesela adliyeye gidecek, kaçta tutar diye sormuyordu. Şimdi soruyor şu anda. Aşağı yukarı biliyordu şimdi. Tabii ya, biz biliyoruz da insanlar tereddüt ediyor, korkuyor. İnsanlar da biliyordu. Fiyatlar tabii, çok tabii. Fiyatlar, şimdi her akşam televizyonda alt yazı geçiyor. Mazot şöyle oldu, benzin şöyle oldu. Acaba taksi fiyatlarını da yansıdı. Tabii yansıdı mı diyor otomatikman diyor. Biz de mecbur otomatikman zam yaptığımız zaman bu sefer bizim işler düşüyor. Şimdi, zincirleme bu başkanım ya. Bu genel anlamda Türkiye'nin sorunu. Yani hayat pahalılığı, işte mazot fiyatları veya işte... Vallahi başkanım açık açık söyleyeceğim ben de. Yani günde 20 saat çalıştığımız oluyor arkadaşlarla. 20 saat. Az değil, arabanın üstündeyiz ve şehir içinde sürekli trafikte. 20 saatin sonunda eve aldığımız para yolda giderken eve bitiyor yani. Hani bunu peyniridi, sütüdü, çocuk mamasıdı. Evet. Yani evde benim bir ufak bebeğim var 2,5 yaşında. Allah bağışlasın. Allah izin verirse. Yok yani, para yok ortada. Yani şöyle bir şey, örnek veriyorum. Biz herhangi bir kaza anında ya da bir hastalık, sağlık sorunu olduğu zaman arabada çalışmazsak 5 gün yandık. Yani öyle bir durumdayız. Evet. Yapacak bir şey yok başkanım. Seçimde görüşeceğiz yani. Tekrar evet. Söylüyorum. Bunu vurguluyorum yani. Tamam. Problem yok. Şimdi dedim ki bu genel bir sorun. Yani tabii Türkiye ki. Genelinde. Her tarafta bu sorun var. Vatandaşın alım gücü düşmüş. Zorunlu olarak almak zorunda kaldığı şeyler, hayatını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin fiyatları artıyor. Bu genel bir sorun. Çanakkale'ye özel, yani Çanakkale'nin şu sorunu öncelikle de devleceğini... Buranın %85'i emekli. Yani memur kesim en son görev yeri burasıdır. Emekli olur. Emekli olduktan sonra burada kalır. Emekliler %85 de evden çıkmadığı için, yani örnek veriyorum, Çanakkale en son etkilenecek yerlerden biridir. Hı hı. Genel olarak. Onun dışında bu herhangi bir öğrenci kesim var. Öğrenciler mesela, abi çok pahalı. Yani standart, yani çocuk bir tavuk döner yiyecek, abi çok pahalı. Sıkıntı var. Yani herkes söylüyor bunu. Tamam. Yürüyen arkadaşlarımı biliyorum ben yani. Her zaman taksiye binen çocukların yürüdüğünü biliyorum yani. Evet. Bu pahalılık genel sorun. Yani Çanakkale'nin üzerinde, mesela diyelim ki sizi Çanakkale'nin belediye başkanı yapsak. Çalışmıyor. Onu ayrı bir koyalım. O çalışmıyor yani. O çünkü yollar hep su götürüyor. Hiç altyapısı. Şimdi bu partizanlık olduğu sürece bu sıkıntı geçecek. Yani adam ben diyor ki ben ceketimi koyduğum sürece diyor. Seçiliyorum diyor. İnsanlarda bir zihniyet var ya, o körözünlüğü. Evet, evet. Seçimi ben her türlü kazanırım diyor. O yüzden dolayı da şuradan bir yukarı rampaya çıkalım, siz de bir yolu görün. Yani o kadar kötü yollar, çok kötü. Belediye birinci sıraya. Belediye hizmeti. Tabii belediye hizmeti. Belediye işte, çok kötü. Belediye çok kötü. Onun dışında trafik. Trafik başka. Yani onun dışında başka bir sıkıntımız. Allah'a çok şükür sağlığımız yerinde. Aman Allah sıkıntı vermesin. Amin amin. Tek derdimiz o yani. Sağlığı bari yerinde tutalım. Psikolojik olarak biraz bozuluz ama olsun. Yok. Buralar psikolojisi yine iyi.
İyi değil mi? Burası tabii, iyi. Burası iyi. İç Anadolu'ya göre burası iyi. Buradaki insanlar sakin. Sakin. Bizim işte dediğim gibi en son etkilenecek yer burası. Biraz daha sıcak yerlerin sıcağında etkisiyle insanlar çok çabuk patlıyor, parlıyor. Ya yapacak bir şey yok başkanım. Yalvardık insanlara yapmayın etmeyin diye de dinlemediler yani. Değil mi? Tabii çok dinlemediler. Hayırlısı inşallah. Memnun oldum tekrar. Görüşmek üzere. Vay. Ne satıyoruz? Halı. Sadece halı var bizde. Fiyat artışları ne kadar geçer senden bu yana? Takribi bir katı. Bir katı. Yani ikiye katlandı. Bir buçuk yakın, bir buçuğa yakın doğru gidiyor bakalım. Oo, kötü. Yani evet, enflasyon üzerinde. Şey. Nasıl? Enflasyon üzerinde, aşağı enflasyon üzerinde. Aynen öyle. Şöyle bir halim mesela, geçen sene ne kadar veriyorsun şimdi ne kadar? Takribi geçen sene 2,5 lira olan şey şimdi 5500 lira civarında oynuyor. Şu anda bu 5,5 mu? O biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı. Evet, o 6,5 lira. Peki. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. İnşallah cümleye işler. İnşallah. Nasıl Çanakkale güzel mi? Çanakkale güzel. Çanakkale güzel de daha güzel olabilir. İnşallah. Keşke daha iyi hizmet alsın. İnşallah. Hep beraber evden geldim. İnşallah. Siz nasıl buluyorsunuz? Yani Çanakkale ile ilgili bir sorun, şikayet. Başka artık başka şey de düşünüyoruz. Hani artık ekmek hani belediyeden alıyoruz. Bizim de şey bir tane. O sonra. O sonra yedik. Önce bir kanunu koyuyoruz. Sonra yedik. Hayır. Hayır. Sağ olun işte. Hayır. Sağ olun. 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 Sağ Hamdında yok öyle bir şey. Sakin bir şey. Sakin yani. Serin bir yer. Yani çok kalabalık bir şey. Evet. Çoğu yemekleri tercih ettim. Hadi sen. Nasılsınız? Evden hep güçlüyüm. İstediğim bir şey. Allah bereket. Cuma, cuma. Her şey yerli mi? Biliyorsunuz Çanakkale. Bayramış beyazı. Bayramış beyazı. Bayramış beyazı. Allah Allah. Ben ilk defa gördüm. Yok. Yok. Gel bak. Çok güzel. Ne bu? Nektarin beyazı. Nektarin beyaz mı? Şeftalinin beyazı. Hiç beyazı değil. Bayramış beyazı. Bu paketi görüyorum. Geçen sene paket var. Ne kadar bunun kilosu? Şu an 20 lira, 15 lira, 10 liraya ürününe göre değişir. Tamam. Sen bize biraz bir araştırırken. Tamam. 2 kilo al. Tamam. Kaç kilo? Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. İşler nasıl? İyi. İnşallah daha iyi olsun. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhabalar. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İşler iyidir inşallah. İyi. Çok şükür. Hareket edersin. İnşallah. 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 Allah da iyi olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi. Afiyet olsun. Sağ olun. Şükürler olsun. Hayır. Olsun. Abi şöyle deriz hepimize. Ya cuma bak. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Alışma. Hayırlı işler. Merhaba. İyisiniz inşallah. Sağ olun. Merhaba. İyisiniz inşallah. İşler nasıl? Şükür. İyi. Allah'a şükür. İyi. Allah da iyisin. Hep inşallah. İnşallah. Allah sıkıntı vermez. Sıkıntı var inşallah çok olursun. Affedin mi usta? Biraz sezon itibariyle bizim sıkıntımız yok şu anda. Çok şükür. Allah sıkıntı yaşadın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Şükürünüz daim olsun. Allah sana da afiyet versin. Elden ayaktan düşürmesin. Amin cümlemize. Buyurun bir şeyler ikram edelim. Teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Sizlerin de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Doğru. Allah razı olsun. Siz de suya hemen. Doğru. Sizin de cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun. Peki hayırlı işler. Oldu saygılar. Hoşçakalın.